Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Dicleri. Tarımda Doğru Bilginin Kısa Yolu, Türkiye'nin Görsel Tarım Kütüphanesi, Antalya Tarım Online'a hoş geldiniz. Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğümüzce başlatılan uzmanlarla baş başa eğitim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 34. dersimizde limon yetiştiriciliği konusuyla Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Gülay Demir hocamız bizimle beraber. Hocam tekrardan Merhabalar. hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Merhabalar. Siz aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Özellikle limon olduğu için ben çok heyecanlıyım bugün. Sizleri Evet. tanıyabilir miyiz başlamadan önce? İsmim Gülay Demir, Burdurluyum. 1998 yılında Isparta Ziraat Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünden mezun oldum. 2002 yılından beri de Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde turunçgil ıslahı ve yetiştiriciliği ile ilgili çalışmalara devam ediyorum. Çok güzel Bu hocam. kadar yeterli sanırım. Yeterli hocam. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz sunum dosyamızı paylaşabiliriz hocam. Tamamdır. Şu an geliyor. Tam ekrana da aldığımızda tamam hocam. Şimdi gelecek. Tam ekran oldu mu? Oldu. Şimdi oldu hocam. Her şey Tamam. yolunda, iyi sunumlar deriz hocam. Tamam, teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar diyorum. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bugün sizlerle limon yetiştiriciliği ile ilgili keyifli bir sunum yapmaya çalışacağım. Ülkemizde limon en fazla taze tüketim olarak kullanılmaktadır. Çeşitli yemek, çorba ve salatalara ekşilik ve lezzet vermek için sıkmalık olarak da kullanılır. Yaz aylarının vazgeçilmez içeceklerinden olan limonatanın başlıca meyvesidir. Limon gıda sanayinde dondurma, gazlı ve gazsız içecekler ile salata sosu üretiminde kullanılır. Limon kabuğundan ve çiçeklerinden elde edilen esans çeşitli kozmetik ürünlerin formülasyonuna da ilave edilmektedir. Yansıda da enstitümüzün de bir reklamını yapmış olayım. Limon kabuğu, reçeli ve limonata ve kolonyalarını görmektesiniz. Herkesin mutlaka bunlardan denemesini tavsiye ederim. Limonun besin değerinden bahsedecek olursam, limon diğer turunçgillerden farklı olarak bir mandarin, bir portakal gibi soyup 1-2 tane arka arkaya yiyemiyoruz. Kendine has bir özgü, bir tadı, bir aroması ve ekşiliği var. Meyveleri düşük kalorili olup lif oranı bakımından yüksek. 100 gram limon suyunda 29 kilokalori enerji ve yansıda gördüğünüz miktarlarda bileşenler var. Bu bileşenlere ek olarak farklı düzeylerde birçok fonksiyonel gıda bileşeni bulunmakta. Bunların en önemlisi C vitaminidir. 100 gram limon suyunda 38,7 miligram C vitamini bulunmaktadır. Limon yapısında insan vücudunda bağışıklığı güçlendirici karotenoidler ve fenolik bileşikler de bulunmakta. Birçok yönden yüksek biyoaktif özellik gösterir ve tedavi edici olarak da kullanılmaktadır. Turunçgil yetiştiriciliği ülkemizde çoğunlukla Akdeniz bölgesinde yapılmakta. Bunu sırasıyla Ege ve Karadeniz bölgesi takip etmektedir. Turunçgil çeşitleri arasında büyük öneme sahip olan limon, üreticilerimiz tarafından yetiştiriciliği tercih edilmekte ve yeni limon bahçeleri kurulmaktadır. Limon iç tüketim ve dış ticaret açısından da önemli bir tarım ürünümüzdür. Turunçgiller dünyada en fazla yetiştirilen meyve grubu. 1983 yıllarında yaklaşık 60 milyon ton gibi bir üretimi varken günümüzde 152 milyon tona kadar yükselmiştir. Dünya turunçgil üretiminde Çin, Brezilya ve Hindistan'da ilk 3 sırayı alan ülkelerdir. Ülkemizde turunçgil üretimi 4,3 milyon ton. Yansıda da bu ilk sıradaki ülkeleri görmekteyiz üretimle ilgili. Peki bu üretimin ne kadarı limon? Yansıda da gördüğümüz gibi toplam üretimin %22'si 950 milyon ton gibi bir oran ülkemizde limon üretilmektedir. Bu kadar limon üretimiyle dünyada 7. Akdeniz ülkeleri içerisinde de 2. sırada yer alıyoruz. Tabii İspanya ve İtalya'da bizimle birlikte ön sıralarda.
Türkiye'nin 2014-2019 yılları arasında turunçgil türlerinin üretim miktarlarını görmekteyiz. Bu limon üretiminin yarısından fazlası Mersin ilinde yetiştirilmekte. Ayrıca Adana, Muğla, Antalya ve Hatay illerinde de ticari limon yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yansıda yine Türkiye limon üretim haritasını görmekteyiz. Genellikle limonların yetiştiriciliğinin yoğun olduğu kısımlar. Dünya toplam limon ihracatı 3 milyon tonun üzerinde. Dünyada en fazla limon ihracatı yapan ülke Meksika'dır. Ülkemiz limon ihracatında 3. sırada yer almaktadır. Irak, Rusya, Suudi Arabistan, Ukrayna, Bulgaristan, Sırbistan, Polonya ve Romanya gibi birçok ülke ülkemizden önemli miktarda limon ithalatı yapmaktadır. Turunçgiller bildiğimiz gibi Rutaceae familyasının Ayrantediye alt familyasında sitrus cinsine ait olup içerisinde portakal, limon, mandarin, altın top gibi ekonomik türleri kapsamaktadır. Ekvatorun 40 derece güney ve kuzey enlemleri arasında yer alan ülkelerin tamamında turunçgil yetiştiriciliği yapılıyor. Limon da bunların içerisinde yer alıyor. Rutaceae familyası ve sitrus cinsi içerisinde yer alıyor. Limonların dağılışı başlıca üretim alanları en düşük sıcaklıkları -4 santigrat derecenin üstünde olan kurak ve yarı kurak subtropik bölgeler arasında sınırlıdır diyoruz. Ana vatanı konusunda kesin bir görüş birliği olmamakla birlikte Çin'de yazılmış kaynaklarda bu tür tarif edilmiş ve ismi limonk olarak belirtilmiştir. Bazı kaynaklarda limonun ana vatanı Kuzey Hindistan ya da Çin'in güneyi olarak belirtilmektedir. Hindistan'dan Orta Doğu'ya ticaret bağlantıları kapsamında getirildiği sanılmakta ve Hindistan'ın özellikle Doğu Himalaya bölgesinde bilinen limonlarla birlikte limon benzerleri ve melezlerinin yetiştiği de görülmektedir. Limon ağacının genel özelliklerinden bahsedecek olursak, ağaçlar 3-8 metre yükseklikte, orta büyüklükte bir yapıya sahiptirler. Bazı çeşitler daha da uzun ağaçlar oluşturabilmekte. Genellikle taç yapıları dağınık özellik göstermekle birlikte ağaçlar olgunlaştıkça sıklık biraz daha artmakta. Genç dallarda özellikle gözlerin bulunduğu kısımlarda köşeli dal oluşumu görülüyor. Ağaçlar çoğunlukla dikenli fakat bu dikenlilik oranı çeşide göre de değişim göstermekte. Diğer turunçgillerden farklı olarak limon ağaçlarında yeni gelişen yapraklar mordur. Yaprak ayalarının olgunlaşmasıyla birlikte yaprak rengi daha sonra yeşile dönüşür. Yapraklar orta boyda olup genellikle 9-10 santim uzunluğundadır. Turunçgil çeşitlerinde bazı türlerde kanatçıklar belirgin olmasına rağmen limonlardaki kanatçıklar iz şeklindedir. Gördüğünüz gibi burada kanatçıklar iz şeklinde. Yaprak, çiçek ve meyvelerinde epidermis altında esans bezleri bulunuyor. Bunların miktarı diğer türlere göre limonlarda daha fazla. Yani bir limon ağacından veya fidanından yaprağını kopardığımız zaman, elimizle kırdığımız zaman çok güzel bir limon kokusunun geldiğini hissederiz diğer turunçgillere göre. Erselik çiçek yapısına sahip, bir çiçekte beşer adet çanak ve taç yaprak, bir dişi organ, şuradan gördüğünüz gibi bir dişi organ, yaklaşık 20-25 adet de erkek organ bulunmakta. Çiçekler kümeler halinde dağılıyor. Meyvelerdeki dilim sayısı da 8 ile 10 arasında değişim gösteriyor. Limonlarda meyveler genellikle yuvarlak veya silindirik şekilli. Stil yanında da gördüğünüz gibi meme adı verilen bir çıkıntı bulunmakta. Bu çıkıntının büyüklüğü, şekli ve uzunluğu da çeşitlere göre farklılıklar göstermekte. Ağaçlar genel olarak Nisan ayında çiçek açıyorlar ve meyvelerin olgunlaşma periyodu çeşit özelliğine göre Ekim ile Ocak ayları arasında değişim gösterir. Limon bahçesi kurmadan önce bahçe yerine seçimiyle ilgili bazı şeylere dikkat etmemiz gerekli faktörlere. Yetiştiricilik yoğun olarak emek, sermaye ve zaman istiyor. Bu yüzden uzun yıllar üretim yapılacak limon bahçesinin sağlıklı ve verimli olması için yer seçimi çok önemli. Bahçe oluşturulmasında ilk adım çevreyle ilgili olan özelliklerin tespiti.
Bunlar iklim, toprak ve su olarak maddeleyebiliriz. Yetiştirilecek tür ve çeşit için en yüksek ve en düşük sıcaklıklar dikkate alınmalı. Bahçede yeterince derin, verimli ve yeknesak özellikte toprak bulunmalı. Ve sulama için yeterli, iyi kalitede su bulunması önemli. Bahçe kurulacak arazinin iklim özelliklerinin belirlenmesinde o yere ait geçmişe dönük iklim verilerinin bilinmesi bize faydalı olacaktır. Ayrıca bahçe kurulacak arazinin bulunduğu bölgede yetiştirilecek tür ve çeşitlerle önceden oluşturulmuş bahçeler ve ağaçların genel durumları bize yetiştirmeyi düşündüğümüz çeşitler için bir ön bilgi oluşturmuş olacak. Bahçe tesisi için seçilen alanlarda donlara sıkça maruz kalmamalı. Don gölü oluşabilecek çukur ve alçak araziler ile vadi tabanlarında bahçe tesisi düşünülmemeli. Fazla yağış alan alçak arazilerde bahçe tesisinden kaçınılması gereklidir. Ama illaki biz orada bir bahçe kurmamız gerekiyorsa böyle bir durumda da suyun drenajı çok iyi olması gereklidir. Turunçgil ağaçlarının ve meyvelerinin soğuğa dayanımları birbirlerinden farklılıklar göstermekte. Yansıda gördüğünüz gibi. Dona dayanıklılık sıralaması bakımından limon en hassas olan, hem meyve olarak hem ağaç olarak limon dona en hassas olan tür. Her ne kadar 3,5 derece santigrat derecelere kadar dayanıyor olarak görsek de 0 santigrat derecenin altında zararlanmalar görülüyor. Genel olarak turunçgillerde 12,8 santigrat derecede gelişmeler başlıyor ve 22-31 santigrat derecede en hızlı gelişme oluyor. 32 santigrat derecede gelişme yavaşlıyor ve 37-39 santigrat derecelerde gelişme duruyor. Daha yüksek sıcaklıklarda 40-45 santigrat derece gibi yüksek sıcaklık zararlanmaları, yani tomurcuk, çiçek ve küçük meyvelerde yanma, yaprak ölümü ve meyve dökümlerine rastlayabiliyoruz. Nitekim geçen sene de böyle yüksek sıcaklıktan dolayı zararlanmalar, iklim değişikliğinden dolayı turunçgillerde oldukça tüm türlerde kuruma ve meyve dökümlerini gördük. Yüksek hızda ve devamlı esen rüzgarlar turunçgillerin tümüne dal kırılmaları ve meyve dökülmeleri olarak zararlanmalar veriyor. Sıcak rüzgarlar aşırı su kaybı oluşturmaları sonucu yine yaprak ölümleri, diğer durumlarda ise doku yaralanmaları sonucu meyvelerde bereler oluşuyor. Rüzgar oranı arttıkça buharlaşma artar ve meyve kabuğunda kalınlaşmaya sebep olur. Yani bizim için şiddetli rüzgarlardan korunmak için bahçenin kenarına daha önceden, özellikle meyve bahçesi tesis edilmeden daha önceki yıllarda mutlaka rüzgar kranlar dikilmiş olması gereklidir. Yağış ve nispi nem, bahçe tesis edilirken bölgenin yağış miktarı ve yağışın vejetasyon dönemine yayılma durumuna göre sulama zamanı ve sulama yöntemleri belirleniyor. Nispi nemin düşük olması meyve dökümlerine ve kabuk puflaşmasına sebep olurken, nispi nemin yüksek olması da döllenmeyi olumsuz etkiliyor ve bazı mantarsal hastalıkların gelişmesini teşvik etmekte. Yani limonlar yazları ılık ve nemli, kışları ılık olan yerleri isterler. Bu anlamda Silifke, Erdemli ve Mersin limon ekolojisine sahip bölgelerdir diyoruz. Peki toprak isteği nasıl olmalı? Bahçe tesis edilecek yerin toprak derinliği en az 1,5-2 metre olmalıdır. Limonların etkili kök derinliği 30-90 santim arasında değişmektedir. Tüm turunçgiller gibi limon ağaçları da en iyi bol humuslu, derin, süzek, gevşek, iyi havalanabilen, kumlu tınlı ya da kirli tınlı topraklarda yetiştirilir. Taban suyu yüksek, ağır bünyeli ve fazla kireçli topraklar limonlar için tercih edilmemelidir. Yine toprak pH'ı da 5,5 ile 6 civarında olması gereklidir. Fidan elde etmede üretimde en çok kullanılan metot çöğür anaçları üzerinde istenilen çeşidi T göz aşısı ile aşılamaktır. Yani genel olarak turunçgillerin hepsinde generatif ve bazı vejetatif yöntemlerle çoğaltılabilirlerse de başta hastalıklar olmak üzere çeşitli toprak ve iklim koşullarına adapte olabilmeleri için mutlaka anaç kullanmak zorundayız.
Bu nedenle yetiştiriciliği yapılan turunçgillerin hemen hepsi aşılanmakta ve aşılanan çeşidin özellikleri üzerine anaçların etkileri olmaktadır. Peki bu anaçlar hangi özelliklere sahip olmalıdır? Üzerine aşılandığı kalemle iyi uyum sağlamalı, anaç çevre koşullarına iyi bir adaptasyon sağlamalı, hastalıklara dayanıklı olmalı, soğuklara en az kalem kadar dayanıklı olmalı, yüksek oranda poliembriyonik olmalı, kolay üretilmeli, daha iyi bir meyve kalitesi elde edilmeli ve bol çekirdekli olmalıdır. Tabii ki bir anaçta bütün bunların hepsinin olması mümkün değildir ama ne kadar bunlardan çoğunluğu olursa o anaç bizim için daha faydalı yararlar sağlayacaktır. Limonlarda ülkemizde limonlar için en uygun anaç turunç anacıdır. Yurt dışında da Volcameriana, Macrophylla ve kaba limon gibi anaçlar kullanılmakta. Bunların kısaca özelliklerinden bahsedecek olursam turunç kök boğazı çürüklüğüne dayanıklıdır. Kaliteli ve bol meyve verir, çoğaltımı kolaydır. O homojen fidan elde ederiz. Kireçli topraklara toleranttır ki ülkemiz turunçgil yetiştirilen özellikle Akdeniz bölgesi oldukça kireçli toprakları olduğu için bunlarda turunç anacı kullanıyoruz. %85 nuseller embriyo oluşturuyor. Kök boğazı çürüklüğüne de tolerantı var. Bunun eksikliği tristezaya çok hassas olması. Bu kaba limonda göçüren virüs hastalığının dünyada en şiddetli epidemi gösterdiği dönemlerde turuncun yerini almış. Diğer yurt dışındaki ülkelerde özellikle Güney Afrika ve Avustralya'da iri ağaç meydana getiriyor. Portakal, limon, altın top ve mandalinler için yine kullanıyoruz. %98 nuseller embriyo meydana getiriyor. Ve hafif topraklar için iyi bir anaç. Kök sistemi de yüzlek. Volcameriana son zamanlarda ismini duyduğumuz ve üreticilerin de anaç üzerinde artık bahçeler kurmaya başladığı anaç, ağaç kabuğu ve limon melezi olduğu varsayılmakta. Uç kurtan hastalığına dayanıklılığı yönünden avantajlı. Gelişme gücü kaba limondan sonra geliyor, meyve iriliğini arttırıyor. Turunçgil tür ve çeşitleriyle uyuşması genel olarak iyi. Soğuklara tolerant diyoruz. Macrophylla ise yine limonlar için iyi bir anaç. Fakat tuzluluk ve zamklaşmaya dayanıklı. Verimi önemli ölçüde arttırıyor. Ve %95-99 oranında embriyo, poliembriyonik. Limonlarda peki nasıl bahçe kurarken nasıl fidanlar kullanacağız? Fidan temini konusuna değinmek gerekirse limon ağaçlarından bol verim alınabilmesi için virüs ve virüs benzeri hastalıklardan temiz. En önemli maddemiz bu. Kesinlikle virüs ve virüs benzeri hastalıklardan temiz. Anaç kalem uyuşması iyi. Türünün özelliklerini taşıyan, adına doğru, hızlı gelişme gösteren ve sağlıklı fidanların kullanılması gereklidir. Tür ve çeşit seçiminde seçerken de pazarlanabilme durumu da dikkate alınması gereken önemli bir unsurdur. Burada fidan üretimini nasıl yapıyoruz? Yani anaç çürülerimizi nasıl elde ediyoruz? Fidan üretiminde kullanılacak tohumlar virüs ve virüs benzeri hastalıklardan temiz olduğu bilinen ağaçların meyvelerinden alınmalıdır. Yani kesinlikle yere düşmüş, yaralı, bereli meyveler kullanılmaz. Mutlaka ağaç üzerinden meyvelerimizi alıyoruz. Daha sonra bunların tohumlarını çıkartıyoruz ve kurutma kağıtları üzerinde yansıda gördüğümüz gibi tohumlarımızı kurutuyoruz. Fakat bu kurutma canlılığını yitirmeyecek derecede oranda olması gereklidir. Bir taraftan da kontrollü seralarda kullanım için harç karışımı ve tohum yastıklarını hazırlıyoruz. Burada kesinlikle toprak kullanmıyoruz hastalık ve zararlara karşı. Torf pomza veya torf perlit gibi 2:1 oranlarında harç karışımları hazırlanıyor. Fidan üretim kapasitemize göre bunlar elle karıştırılabilir veya kepçeyle karıştırılabilir ve fidanı ekeceğimiz alanları oluşturuyoruz.
Daha sonra pardon tohumu ekeceğimiz yerlere hazırlıyoruz. Aralık ve Ocak ayında tohumlarımızı yansıda gördüğünüz gibi sıra üzeri 2,5-4 santim, sıra arası 5-8 santim olacak şekilde ekimlerimizi yapıyoruz. Burada çimlenme sıcaklığı 27 ile 32 santigrat derece olması isteniyor. Çimlenme süresi de gördüğünüz gibi bu çimlenen ve belirli bir büyüklüğe gelmiş çöğlerimiz 45 günde bu büyüklüğe gelmektedir. Bu ekimden 3,5-4 ay sonra anaş çöğürler torbalara şaşırtılıyor. Bunlar topraktan çıkarılmış şaşırtılacak çöğürler. Fakat bu şaşırtma sırasında tip dışı dediğimiz veya yansıda gördüğünüz gibi farklı beyaz albinolu olanlar ya da kök kısmı deve boynu oluşturmuş bizim için tip dışı dediğimiz çöğürleri kesinlikle kullanmıyoruz. Burada şaşırtmada kök tuvaleti yapmamız gerekiyor. Bu çöğürlerin çok iyi bir şekilde köklenebilmesi için köklerin uç kısmından küçük küçük kesikler yapıyoruz. Ve daha sonra dikim çubuklarıyla çukurlar açılıyor ve teker teker torbalara çöğürleri şaşırtıyoruz. Ve en son can suyu veriyoruz. Bu can suyu çok önemli. Fakat çöğürlerimizin tutması için sulamamız gereklidir. Şaşırtmadan 4-5 ay sonra da aşılama büyüklüğüne gelen çöğürler, bunlar 1 metre boy, 60 santimde 1 metre boyunda ve 0,6 santim çapı, yani pratik olarak bir kurşun kalem kalınlığına geldiği zaman tek göz aşısı ile aşılama işlemimizi yapıyoruz. Aşılamadan 15-20 gün sonra da burada gördüğünüz gibi aşılama işlemini yapmışız ve aşı bağı ile bunların mutlaka bağlanması gerekiyor. Ve aşılamadan 15-20 gün sonra da aşı gözlerinin sürmesini teşvik etmek için çöğürler 2-3 yaprak üzerinden mutlaka tepe kesimleri yapılıyor. Bu tepe kesimi sürgünün hızlı bir şekilde sürmesini sağlayacak. Gördüğünüz gibi aşıladığımız sürgün sürmüş, göz sürmüş. Fakat bunun yanında yan taraftan anaçlardan da farklı sürgünler çıkıyor. Bunlar kesinlikle temizlenmesi gereklidir. Tek sürgün olarak büyütmemiz gereklidir. Sürgünlerin düzgün gelişmesini sağlamak için mutlaka ileriki yıllarda boyu uzadığı zaman aylarda herekte kullanıyoruz, hereklere bağlıyoruz. Aşılamadan 6-7 ay sonra fidanlar araziye dikim büyüklüğüne geliyor, yansıda gördüğünüz gibi. Fakat bunlar direkt üreticiye verilmiyor, yani araziye aktarılmıyor. Mutlaka dış ortama uyum sağlamaları için tel sera dediğimiz seralarda 10-15 gün gibi alıştırmaya, dış ortama alışmaları için burada bekletiliyor ve daha sonra üreticilere veriliyor. Fidanlarımızı ister taçlandırma budamasına, şekil budamasına, ister kontrollü serilerde, isterse dikim sırasında yapabiliriz. Bu taçlandırma kesimi de daha çok 70-80 santimden yapılmalı. Tepe kesme yerinin altından çıkan sürgünlerden 3-5 tanesi aralarında 2-3 santim aralık bulunacak ve ileride ağacın ana dallarını oluşturacak şekilde bırakılıyor. Daha sonra yan gözlerden süren sürgünler yine 20-25 santimden budanarak fidana bir şekil vermiş oluyoruz. Yetiştirme teknikleri başlığı altında genellikle klasik dikim yapılıyor limonlarda. 7'ye 7 veya 6'ya 7 aralık ve mesafelerde kuruluyor. Şu anda yeni kurulan bahçelerde sulama durumuna göre daha sık dikim önerilebilir. Eğer damla sulama sistemiyle bahçe kurulacaksa 6'ya 6 veya 5'e 6 aralık ve mesafelerle de bahçe tesis edebilmemiz mümkün. Bu yansıda gördüğünüz gibi kare ve dikdörtgen dikim şekli ama daha çok kare dikim şekli kullanılmakta. Etkin bir sulama yapılabilmesi için arazinin tespiti çok önemli. En uygun sürüm zamanı toprağın kuru olduğu Eylül aylarında.
Gördüğünüz gibi yansıda bahçeyi oluşturacağımız yer mutlaka sürüm yapılarak, tesviyesi yapılarak düz bir şekle, eğimsiz bir hale getiriliyor ve fidan dikeceğimiz yerler işaretleniyor. Daha sonra da eğer arazimiz küçükse küreklerle fidan çukurlarını açarız. Eğer arazimiz büyük plantasyonlar şeklinde, büyük metrekare şeklinde ise traktörün arkasına takılacak bir burgu yardımıyla da bu çukurları açabiliyoruz. Fidanlarımızı getirdik. Bunların torbalarından çıkartıyoruz ve burada da aynı seralarda yaptığımız gibi fidanların kök kısmında bir kök tuvaleti uygulaması yapmamız gerekli. Yukarıya doğru ortadaki kazık kök ve diğer köklerde birbirine girmiş şekilde bunları bir uçlarından keserek toprakla daha iyi temasını, köklenmesini sağlayacak şekilde kök tuvaleti yapıyoruz. Ve bu dikimde de dikim tahtası, dikim datası dediğimiz çubukları kullanıyoruz. Fidanın daha düzgün ortada dikmemizi sağlıyor bu şekilde. Ülkemizde uygun dikim zamanı ilkbahar dönemi. Şubat ortalarından Nisan sonlarına kadar dikim yapabiliriz. Dikimden önce fidanlarda dedik budama işlemini anlattık. Kontrollü seralarda budamalarını yaptık. Dikimden sonra da yapabiliriz. Dikim mutlaka toprak tavlıyken yapılmalı diyoruz. Ve dikim yaptıktan sonra mutlaka bastırılması gereklidir toprak. Bu bastırılmadan yapılan dikimlerde cam suyu verildiğinde fidan toprakla birlikte çöküyor ve zamklanmalar gibi, kök boğazı çürümeleri gibi olumsuz durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden mutlaka toprağın bastırılması gerekiyor ve rüzgar zararından korumak için de tereklere bağlıyoruz. Burada görüyoruz bahçe tesis edilmiş. Dikim sonrası kültürel bakım işlemleri sulama şekli ve miktarı yağış ve hava şartlarına göre planlanır. Turunçgiller içerisinde en çok su isteyen tür limonlardır. Dikimden sonra fidanlar tutuncaya kadar 10-15 günde bir sulama yapılmalıdır. Yabancı otlarla mücadelede çapalama, toprağın sürülmesi ve yabancı ot ilaçları kullanılabilir. Limon ağaçlarında düzenli olarak yaprak ve toprak analizleri yaptırılması gereklidir. Tabii bu bahçelerde, tabii bu sadece limonlar için değil, tüm turunçgiller, tüm meyve yetiştiriciliğinde yaprak ve toprak analizlerinin yaptırılması gerekli. Ve analiz sonuçlarına göre gübreleme programları yapılmalıdır. Budama işlemleri yapılmalıdır. Ağaçların gelişimlerinin kontrol edilmesi ve istenilmeyen kısımların ağaçtan uzaklaştırılması işlemine de budama diyoruz. Ağaçlarda tacın içinin havalanması ve güneş görebilmesi için hasta, yaşlı, kuru ve obur dalları ağaçtan uzaklaştırılması gerekli. Peki budamanın yararları neler? Ağaçlar kısa sürede verime yatıyor. Gelişmesi ve uzun süre verim çağında kalmaları sağlanıyor budamayla. Ana dalların sayı ve dağılışı düzenleniyor. Ağaçların toprak altı ve toprak üstü organları arasında denge kuruluyor. Güneş ışığından ağacın yeterli şekilde faydalanmasını sağlıyoruz. Yine budama ile ağaç büyüklüğü kontrol altına alınıyor. Hastalık ve zararlarla mücadele işlemleri kolaylaşıyor. Ve verimden düşen ağaçlar da budama ile biraz daha gençleştirmeye çalışıyoruz. Peki budama zamanı ne zaman? Bundan bahsedecek olursak. Doğum tehlikesinin geçtiği ve ilkbahar sürgünlerinin oluşmadığı dönem budama zamanıdır. Turunçgillerde çiçekler diğer meyve ağaçlarından farklı olarak o yılın ilkbahar sürgünlerinin uç ve yan koltuk gözlerinde oluşmakta. İlkbaharda bu sürgünler sürmeye başlamadan budama yapılırsa sürgün gözünün çiçek gözüne dönüşümünde etkili olan karbonhidratların miktarı azalmamış olur ve dolayısıyla bizim meyve gözümüz daha çok olup meyve tutum oranları daha fazla olacaktır. Limonlarda yalnız bir durum var. Uç kurtana hassas limon çeşitlerinde günlük ortalama sıcaklığın 28 santigrat derece geçtiği aylarda budama yapılması gereklidir. Bu uç kurutan hastalığının etmeni 30 santigrat derecenin üzerinde etkili değildir. Budama uç kurutan etmeninin olmadığı ve yapılan kesimlerden sonra gözlerin uyanmayacağı bir zaman aralığında yapılmalıdır. Bu dönem ülkemiz için Ağustos sonundan itibaren başlayarak Ekim ayı ile Kasım ayı başları gibi uygun zamandır diyoruz.
Budamada dikkat edeceğimiz bazı hususlar var. Dal ve sürgün kısaltmalarında genellikle yere bakan bir göz üzerinden budamamızı yapıyoruz ki meyve gözleri oluşsun ve yan dallar aşağıya doğru sarksın. Etek dalların kısaltmasında da yukarıya bakan göz üzerinden kesimlerimizi yapıyoruz. Yansıda gördüğünüz gibi yanlış kesim, şurada tırnak fazladan bırakılarak yapılmış kesim ve çok fazla ağaca zarar verilerek, tahrip edilerek yapılan kesim. Burada mutlaka şu şekilde gördüğümüz gibi kesimlerimizi yapıyoruz. Önce dallar alt taraftan biraz kesilmekte, büyük kesimlerde. Kesim dal yastığı denilen yerden yapılması gereklidir. Doğru şekli budur. Bir de turunçgillerde obur dal dediğimiz dallar var. Özellikle limonlarda bu çok kendini gösteriyor. Bu gövdeden gördüğünüz gibi gövdeden çıkan ve ortadan gördüğünüz gibi şah da denilebiliyor halk arasında bunlara. Bu obur dallar hızla gelişiyor ve çıktıkları dalların gelişimlerini zayıflatarak körleşmelerine neden oluyorlar. Bunlar da zamana bakılmaksızın her daim bu obur dalların alınması, ağaçlardan temizlenmesi gerekli. Bu fidanlıklarda yapılan budamalardan biraz bahsetmiştik. Şekil budamasından da bahsetmiştim. Bir de diğer budamalar var. Genç ağaçların budanmasında nelere dikkat ediyoruz? Genç ağaçlarda çok ağır bir budama yapmıyoruz. Hafif budamalar yapıyoruz. Obur dallar alınıyor. Gereksiz kesimler yapılmıyor. Alınması gereken sürgünler alınıyor. Ve sonuç olarak da sağlam ve dengeli bir taç oluşumunu sağlamış oluyoruz. Verime yatmış ağaçlarda, daha büyük ağaçlarda budanırken gerekiyorsa ağaç tacı ve özellikle tepelerinde hafif seyreltmeler yapılıyor. Kuru dallar alınıyor, görülen kuru dallar. Lüzumsuz obur dalların büyümesine yine izin verilmiyor. Taç içerisinde sıcaklık yaratan ve birbirine sürten dalları da kesiyoruz. Etek dalları her sene budama yapmaya gerek yok. 2-3 senede bir yerden 25-30 santim yüksekliğinde kaldırılıyor ki sulama anında veya nemli bölgelerde bu yerlere değerek mantarı hastalıklara sebep olmasın dallardan dolayı. Bir de don zarar görmüş ağaçların budanması var. Zaman zaman ağaçlarda donma meydana gelebiliyor. Bu durumda iskelet dallar zararlanmışsa don zararından birkaç ay sonra, ana dallar ve gövde zararlanmışsa en az 6 ay sonra budama yapılıyor. Çünkü don zararının tamamen belli olduktan sonra hemen belli olmuyor ne kadar bir uçtan ne kadar zararlanma oldu. Ve yeşil kısmı görüyoruz ve yeşil kısımların 5-10 santim daha altından keserek dondan zarar görmüş kısımları temizliyoruz. Yetiştiricilikle ilgili yapılması gerekenleri yaptık. Sıra hasata geldi. Hasatta limonlar ucu küt ve keskin makaslarla kesilerek toplanmalı. Kesim kapsülün hemen üstünden, kapsülü zedelemeden yapılmalıdır. Kabukta ve kapsülde meydana gelen çizikler genelde bu kısımda küflenmeye neden olur. Ve bunun sonucunda meyvenin tamamı sonrasında yanındaki diğer meyveleri de beraberinde çürütür. Bu yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Hasatta açık, kuru, güneşli ve ılık havalarda yapılmalı. Çiğ ve kırağı varsa hasat yapılmamalıdır. Eğer mutlaka hasat ettiysek bir gün bekleyip bu üzerindeki nem ıslaklığın geçmesi, paketleme yapılmadan mutlaka geçmesi gereklidir. Bere ve çizikleri engel olmak için toplayıcının tırnakları kısa olmalı. Daha güzeli eldiven giyerek toplamaları, kirli toplama sepetleri kullanmamaları, yine kasalar kullanmamaları, içleri yumuşak sepetler kullanılması meyvelerin zararlanmasını engelleyecektir. Bunlardan bahsettikten sonra limonların çeşitleri hakkında bahsetmek istiyorum. Ticari anlamda yetiştirilen limon çeşitleri ekşi limonlar grubuna giriyor. Bunlar Eureka ve Lisbon olarak ikiye ayrılıyor. Ülkemizde limon yetiştiriciliğine ne zaman başlandı?
Bu konuda enstitümüz oldukça enstitümüzde yapılan adaptasyon çalışmalarında 38'li yıllarda önceki ismiyle Antalya Narenci Araştırma Enstitüsü'nün kurulmasıyla başlamıştır. Ülkemizde genel olarak interdonat, küt diken, damas, meyer ve karalimonlar yetiştirilmekte. Dünyada ise bu limon çeşitlerinden Euroco, Lisbon limonlarından Lisbon, Limoneria 8A ve Feminello gibi, grubu gibi limonlar yetiştirilmektedir. Bunları böyle kısa kısa özelliklerinden de çeşitlerin bilinmesi açısından bahsetmek istiyorum. Interdonato, dünyanın en çok interdonato üreten ülkesi ülkemiz Türkiye. Meyve kabuğu açık yeşil, parlak, düzgün. Meyveleri diğer limon çeşitlerinden daha büyük. Meyve şekli geniş, uzun ve silindirik, az çekirdekli. Burada meme kısmı oldukça belirgin ve bir tarafa doğru yatık. Olgunlaşma ve hasat dönemi Eylül sonu Ekim ayı ortalarında. Erkenciliği nedeniyle genelde depolama yapılmıyor. Uç kurtan hastalığına karşı oransal dayanıklılık gösteriyor. 2011 yıllarında Batam Sarısı ve Batam Pınarı adında tescil ettirdiğimiz enstitümüzün çeşitleri var. Bunlar Interdonato seleksiyonundan elde edildi. Yine onu Interdonato özellikleri gösteriyor. İkisinin de erkenci hasat Eylül ayında başlıyor ve bol sulu, yüksek verimli ve az çekirdekli bu çeşitler. Kara limon orijini hakkında kesin bir kaydı yok. İtalyan kaynaklı olduğu kabul ediliyor. Ülkemizde de yine Antalya'da kara limon, Demre'de Demre Dikensiz ve Doğu Akdeniz'de İtalyan memeli gibi isimler alıyor. Kabuk orta kalınlıkta, soyulabilirliği zor. Hasadı Kasım'da Ocak ayı başlarında, çok verimli, her yıl bol ürün alınabiliyor, ağaç üzerinde de kalılabiliyor, uç kurtan hastalığına da tolerant olması avantajlı. Meğer orijini Çin'dir, gerçek bir limon olmadığı, limon ile portakal veya limon ile mandalina melezi olabileceği düşünülmekte. Sulu, çok verimli, meyve şekli yuvarlak ve kabuk rengi sarımsı, portakal renginde. Küçük bir memeye sahip, hasat Eylül ayında başlıyor. İlk hasat edildiğinde limon gibi ekşi, kış süresince hasat edildiğinde tatlı limon özelliğinde, ilkbahar süresince hasat edildiğinde tatlı portakal gibi tadı gerçekten tatlanmakta. Ve son yıllarda üreticiler bu meyer üzerinde bol miktarda verim verdiği için, ürün alınabildiği için bu çeşide yönelmiş durumdalar. Küt diken. Küt diken depolaması en fazla yapılan limon çeşidi. Depolandığı için bu yüzden bu limona yatak limonu da denilebiliyor. 9 ay bir süre gibi depolayabiliyoruz. Hasat Kasım'da, Şubat'ta uç kuratana biraz duyarlı olması dezavantajı. Yine Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün tescil ettirmiş olduğu çekirdeksiz limonlar var, ülkemizde üretiliyor. Bunlar Alata, Uzun ve Gülşen limonları, çekirdeksiz, meyve kaliteleri iyi, hasat dönemleri Kasım ve Şubat'tadır. Kıbrıs çeşidi, Kıbrıs orijini bilinmemekte, Kıbrıs'tan geldiği sanılmakta. Ağaçları güçlü bir yapıya sahip, düzenli meyve veriyor. Uç kurtanın dirençli bir çeşit. Kasım ayı ortalarından itibaren hasat başlıyor. Az dikenli ve az çekirdekli. Meyvede meme pek belirgin değildir. Lisbon çeşidi yine meme kısmı biraz diğerlerine göre daha belirgin. Soğuklara Euroco'dan daha dayanıklı. Euroco'ya göre daha dik büyüme eğiliminde. Az çekirdekli, kabuk kalınlığı ve soyulabilirliği orta derecede. Meyve hasadı Aralık ayından Mart ayına kadar devam ediyor ve çeşitli seleksiyonları mevcut. Euroco çeşidi yaygın olarak yetiştirilen bir çeşit olup aynı zamanda Euroco bir limon grubunun da ismi, farklı seleksiyonları var. Yurt dışında İspanya, Güney Afrika, Kaliforniya, Avustralya, Arjantin ve İsrail'de yaygın olarak yetiştiriliyor. Soğuklara Lisbon limonuna göre daha duyarlı. Hasat periyodu ise kış sonundan yaza kadar uzun. Ortalama 5-10 adet çekirdeğe sahip. Lamas,
Bu Lamas limonu Türkiye'nin belli bölgelerinde üretim yapılan bir çeşit. Adını Mersin ilinin batısında yer alan Lamas ilçesinden almıştır. Oldukça verimli ve yüksek kalitededir. Sulu bir çeşittir. Meyveleri orta büyüklükte, boyun halkalı ve meme kısmı belirgin. Yine hasat Kasım ayı başlarından başlayıp Şubat'a kadar devam etmekte. Periyositeye eğilimi var. Uç kurutana bir miktar hassaslığı var. Limoneria 8A yine Lizbon seleksiyonu olup Kaliforniya, Arizona ve Arjantin'de yetiştirilmekte. Sulu ve verimli bir çeşit. Santa Teresa uç kurutana daha tolerant Femineello'ya göre. Bol sulu, verimli ve yüksek asitli, depolama ve nakliyeye dayanıklı. Zagara Bianca yine az çekirdekli, verimi yüksek, kabuk yağı bakımından da zengin bir çeşit. Çeşitler inşallah sıkıcı olmamıştır. Hani bu çeşitlerden biraz bahsetmek istedim. Hem dünyada hem ülkemizde yetiştirilen çeşitler daha sonra hani bu sunumdan da yararlanmak isteyenler için. Tüketici isteği genel olarak limon çeşitleri konusunda tüketici taleplerini ele aldığımızda bol sulu, az çekirdekli veya çekirdeksiz, ince kabuklu, depolamaya dayanıklı, her dönem pazarlarda rahatlıkla ve iyi özellikle limon bulmak istiyorlar. İstiyoruz daha doğrusu hepimiz. Bütün konuları anlattıktan sonra çok böyle spot limon üreticilerine tavsiyeler şeklinde maddelendirdim. Fidan temininde adına doğru aşı gözü kaynağı belli olan sağlıklı fidanlarla bahçe tesis edilmeli. Virüssüz olması çok önemli dedik. Arazinin konumuna göre rüzgar kıran ağaçlar dikilmeli. Düzenli olarak yaprak ve toprak analizleri yaptırılmalı. Ağaçların güneş almasını sağlayacak ve bahçede hava akımına uygun olacağı mesafelerde dikimler yapıyoruz. Bahçeler kurulurken fabrika gibi yanına tozlu yol kenarlarına tesis edilmemesi öneriliyor. Derin dikimlerden kaçınıyoruz. Budama işlemleri zamanında yapılıyor. Genellikle limonlar daha kuvvetli ve sık sürgün verdiklerinden diğer turunçgillere göre biraz daha uç alma gibi budamalar yapılıyor. Sulama suyu ağaçların kök boğazına zarar vermeyecek şekilde mutlaka uygulanıyor. Ve gübre uygulaması ve toprak işleme ağacın iz düşümüne gelecek şekilde uygulanmalı. Sulama, gübreleme gibi bakım işleri de zamanında yapılmalı. Burada budama konusunu anlatırken unuttuğum, burada bahsedeyim. Budama aletleri mutlaka dezenfeksiyon işlemi yapılması gereklidir virüslere karşı. Dezenfektan olarak da hipokloritli su kullanıyoruz. Hastalık ve zararlarla mücadele hakkında yine üreticilerimiz yeterli bilgiyi edindikten sonra zararlı ve hastalıklarla mücadele için en yakın tarım kurumuna danışılıp tavsiyeler alınarak uygun koruma ilaçları ile zamanında eksiksiz ve mücadele etmeleri öneriliyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. İnşallah keyifli bir sunum olmuştur, yararlı bir sunum olmuştur. Ben teşekkür ediyorum. Hocam Katkılarınızı bekliyorum. biz çok teşekkür ederiz size. Çok da güzel geçti. Yani çok verimli bir sunum oldu her şeyden önce. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz size. Ben Evraka'da kaldım. Oraya bakıp bakıp duruyordum. Sürekli sunum esnasında acaba buldum diyerekten mi o ismi koymuşlar diye bir geçmiş mazisi var mı diye çok düşündüm. Ben selamlara geçiyorum hocam yavaş yavaş. Hemen ilk olaraktan Dilek hocamızın selamıyla başlayalım. Dilek Güven hocamız sizlere iyi yayınlar dilemişler. Ve S. Arsi merhaba hocam selamlarını göndermişler. Mustafa Baburoğlu aynı şekilde selamlarını gönderiyorlar. Nida Özgürlü, Mustafa Kitik, Yusuf Arslan, Hayriye Sambur, İbrahim Halil Polat da selamlarını ileten katılımcılarımız arasında. Evet ve teşekkürler de geliyor aynı şekilde. Ben teşekkür ediyorum beni dinledikleri Bugün için. için tekrardan çok teşekkür ederiz hocam. Ders zaten yeterli bir şekilde anlatıldı. O yüzden ben biraz toparlama sorularına doğru devam ediyorum. Öncelikli olaraktan limon yetiştiriciliği yapanlara ve daha önce bu yetiştiriciliği yapmayıp ilk kez yapmak isteyenlere kısaca mutlaka yapmaları gerektiğini düşündüğünüz önerileriniz nelerdir? Önerilerimi tavsiyeler şeklinde sunumda söylemiştim. Evet. Tekrar edebilirim Tabii kısaca ki, tabii tabii ki. ki. Burada bizim fidan teminimiz çok önemli. Kesinlikle turunçgillerde 80'e yakın virüs ve virüs benzeri hastalık var. Bu hastalıklı
Fidanlarla mücadele çok önemli. Virüssüz fidanlarla, temiz, adına doğru fidanlarla bahçe kurmamız gereklidir. Bunları da biz BATEM olarak Türkiye Turunç Çeşit Geliştirme Programı dahilinde virüsten arındırma programını başarıyla Türkiye'de tek biz yapıyoruz. Bunu Turunçgil ekibiyle birlikte gururla söyleyebilirim. BATEM olarak yine aşı gözü, temiz aşı gözü ve fidanlarla üreticilerimize fidan sağlıyoruz. Kaynağı belli olmayan, virüsten arındırılıp arındırılmadığı belli olmayan fidanlarla kesinlikle bahçe kurmamamız gerekli. Çünkü o kadar emek, para, sermaye ve zamanımız gidiyor ve daha sonra adına doğru olmayan, işte limon bahçesi kurmuşuz, fidanı almışız, portakal fidanı çıkmış veya çeşit farklı çıkmış. Bu tip şeyleri istemiyoruz. Bu yüzden kaynağı belli, güvenilir, aşı gözü temiz fidanlarla bahçe kurmamız gerekiyor. Yine sunuda bahsettiğim gibi bahçe kurulurken mutlaka bahçe yerinin toprak, su özellikleri, sıcaklık durumu, bahçe yerinin seçimine önem gösteriyoruz dikkatli bir şekilde. Mutlaka üreticilerimizin eğer yapabiliyorlarsa salma sulamadan çok damla sulamaya geçmeleri, hem su fazla harcanmaması için onu tavsiye edebilirim. Yine gübreleme konusunda budama ile ilgili gerekli bilgileri edinip bununla ilgili işte tarım kuruluşlarından ve araştırmalardan bilgiler edinerek doğru bir şekilde emeğimiz, paramız boşa gitmeyecek şekilde çiftçileri limon bahçesi kurarak, üretimlerini yaparak gerekli kendilerine katkı sağlamalarını söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz hocam. Yine biraz önce tabii ki sunum içerisinde belirtmiştiniz. Tekrardan daha detaylı bir şekilde detaylı tavsiye verdiğiniz için. Tabii şimdi konuşurken birden aklıma gelmiyor ama hani... yok yavaş, öyle daha yavaş. İyi. Hocam spontan olması daha iyi, emin olun. Evet, evet, daha fazla plansız söyleyebileceğimiz şeyleri de söylemiş oluyoruz. Yani çok budamalar, mesela budamalarda mutlaka bahsettim, çamaşır sulu. Çamaşır suyla karıştırılmış suda budama aletlerine, mümkünse ağaçtan ağaca, eğer bunu yapamıyorsak bahçeden bahçeye geçerken virüslerin taşınmasını engellemek için mutlaka sterilizasyon işlemi yapılması gerekli. Eğer bahçeye genelde bir baktığımız zaman virüse bulaşık olduğu şüphelendiğimiz, işte yaprakları kuruyan, geriye doğru ölümler başlamış ağaçlar gördüğümüzde bunları yine tarım kuruluşlarına başvurarak, virüslüyse eğer mutlaka imha edilmesi gerektiği, bahçeden uzaklaştırılması gereklidir. Yine hastalık ve zararlardan korunmak için yere düşen bereli, hastalıklı meyveler toplanıp bahçeden uzaklaştırılmalı. Ağaçta meyve çok fazla bekletmiyoruz öbür yıla verimin azalmaması için. Budama yaptıktan sonra budama artıklarının mutlaka bahçeden uzaklaştırılması gerekiyor. Yine hastalıklara karşı bahçemizi korumak için. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Geldikçe ekleme yapabilirim. Tamam hocam. Geldikçe biz sizi yine aynı şekilde dinliyoruz o zaman. Ben hemen katılımcımızdan bir soru var. Kompost Sıfır Atık TV olaraktan geçen bir kullanıcı. Benim çekirdekten yetişen 1,5 olan ağacım oldu. 1,5 olan ağacım oldu. Mutfakta camın önünde saksıda ne yapayım? Ürün almak için acaba diye bir katılımcımız var. Yani çekirdekten tabii herhalde izleyicimiz limonu yemiş. Hani yeşillik oluşması için ekimini yapmış. Burada limonlarda poliembriyon denilen bir özellik var. Yani ana bitkiye benzeyen özelliklerde yeni bitkiler oluşabiliyor. Fakat monoembriyonik çeşitler de var. Bunlardan kendi tükettiği limon gibi değil de farklı özellikte limon da ortaya çıkabilir.
Tabii bu aşılı, biz limonlarda ne anlattık? Mutlaka aşılı olması gerektiği. Bu saksının içerisinde ancak evde hani güzellik vermesi için mutlaka büyüyecektir. Çok fazla sulamayıp bunu hani evin içerisinde yetiştirebilir. Tabii bu hobi amaçlı, üretim için değil de bu şekilde evlerde yapılabilir. Tabii ki hocam. Gördüğünüz gibi katılımcılarımız çok farklılık gösteriyor. Yine biz de mümkün olduğu kadar sorularına yanıt vermeye çalışıyoruz. Tekrar çok teşekkür ederiz açıklama için. Hemen diğer bir sorumuza geçiyorum. Mustafa Baburoğlu Bey sormuşlar. İç suyu bakımından en randımanlı çeşit hangisidir hocam ticari olarak? Teşekkürler yazmışlar. Ticari olarak bahsettim. Interdonat to çeşidi en erkenci çeşidimiz. Eylül-Ekim'de hasat olgunluğuna geliyor ve en çok yurt dışına ihraç ettiğimiz çeşit oldukça meyve suyu bakımından zengin. Bunun yanında meğer de ince kabuklu meyve suyu bakımından oldukça fazla miktarda meyve suyu çıkıyor. Bu limonata yapımında da yine kullanılabilir. Teşekkür ederiz hocam. Aynı şekilde Mustafa Baburoğlu Beyler, hocamın yüreğine sağlık. Kısa sürede güzel bilgiler verdi. Teşekkürler çok yazmışlar. Teşekkür ben de iletim sizlere. Peki hocam bu iş için ihtiyaç duyulan materyaller nasıl temin edilebilir yetiştiricilik için? Materyal derken sanırım fidandan bahsediyoruz. Aynen. Evet. Fidan ve diğer ürün. Evet. Fidanlar, limon fidanları, turunçgil fidanları genel olarak Batak Deniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak biz fidanları yetiştiriyoruz. Hem burada üretim seralarında hem de araştırma seralarında öncelikle virüsten çeşitleri, tescilli çeşitlerimiz zaten daha önceden virüsten arındırılmış durumda. Bunların birinci kademe aşı gözü kompartmanları hazır. Zaten düzenli olarak üretim kısmına aşı gözünü verip aşılayıp fidanları elde edip üreticilerimize veriyoruz. Fakat bu verirken mutlaka biz bizim de bir kapasitemiz var tabii ki. Eğer kim bizden fidan almak istiyorsa önceden bir yıl öncesinden protokoller oluşturuyor. Hangi çeşitten, hangi anacı üzerine aşılı ne kadar fidan alması istiyorsa bize isimlerini yazdırıyorlar. Protokollerle bunlar yetiştiriliyor ve çiftçilerimize sırayla veriliyor. Bu fidan temin edebildiğimiz gibi aşı gözünü de yine aşı gözü satışı, tohum satışı yani temini isteyen üreticilere verilebiliyor. Bunlar tamamen virüsten arındırılmış, adına doğru, sertifikalı fidanlar. Yani diğer üreticilerimize tavsiyem hani hiç bilmediği fiyatı ucuz diye öylesine fidan alıp bahçe kurmaya kalkmasınlar lütfen. Mutlaka kaynağını belli. Bizden aldıkları zaman biz yine teknik anlamda da üreticilerimize yardımcı olabiliyoruz. Bahçe işte kaça kaç dikecekler, nereye dikecekler, daha sonra neler yapması gerektiği veya fidanlarımızda herhangi bir sıkıntı çıkarsa onların da yine görüşülüyor, konuşuluyor. Yani en azından resmi kurum olması her zaman avantajlı diyoruz. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz hocam. Hemen yine diğer bir sorumuza geçelim. Dünya genelinde ve ülkemizde limon yetiştiriciliğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Şimdi çaya çorbaya limon diyoruz. Aynen. Seviyorsunuz başlamadan çağlar. Önce de söylemiştik. Evet, evet. Yani limonsuz bir hayat düşünemiyoruz. Kesinlikle. Limon hani mutfaklarımızda, evlerimizde her alanda kullandığımız, sunumun başında da söylediğim gibi hem limonata yapımında hem işte keklerde hem çorbalarda farklı reçelleri yapılabiliyor, taze olarak tüketilebiliyor. Yani bu limonsuz bir hayat düşünemiyoruz. Limon yetiştiriciliğine, limon üretim alanlarına, limon miktarının artacağı kesin. Zaten ülkemiz yine sunumun başında söylediğim gibi ihracat bakımından ön sıralardayız.
Oldukça yani özellikle kazandırdığı ihracat bakımından getiriyle birinci sıradayız diyebilirim. Bu yüzden geleceği çok iyi. Zaten son yıllarda da hani bu bizim burada limon fidanı üreticilerimize de temin ettiğimiz için her gün çiftçiler geliyor durmadan, özellikle bu pandemi döneminde çok miktarda bahçeler kuruldu ve limon üzerine çok miktarda bahçeler kuruldu. Tabii bu da bizi sevindiriyor bir turunçgilci olarak. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz bilgi yönünden, diğer yönlerden. Ülkemize gerçekten bu bahsettiğim çeşitlerle, yetiştiricilikle dünyada söz sahibiyiz zaten. Bu da daha da artacaktır diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah hocam. İnşallah. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ceren Mert Aslan Beyler de teşekkürler yazmışlar. Bir buket çiçek göndermişler. Ben teşekkür ederim. Ben yavaş yavaş, bizim bahsetmiş olduğumuz bir testimiz vardı, quizimiz vardı. Evet, onu evet. Gerçekleştirelim istiyoruz hocam. Ve tekrardan sunum, anlatım, her şey çok güzeldi. Tekrardan sonsuz teşekkürler. Zaten sanırım güzelsinizlerin ayrı. O onun yeri başka. O yüzden çok teşekkür ederiz. Evet, hocam. Ben teşekkür ederim. Ben şimdi sunumu sınavı başlatıyorum. Sınavımızı hatta ilk olaraktan telefon üzerinden başlatalım. Ardından ben de ekrana yansıtayım. Bu şekilde tüm katılımcılarımız da görebilirler. Hatta şöyle yapalım. Evet. Şu anda ekranı yavaş yavaş düşüyor. Şimdi geldim. Sınavımızda 5 soru bulunmakta. Evet. Ve kolay cevapları olacak. Yani kısa kısa cevaplar olacağı için çok zamanınızı zaten almayacak. Evet. Ben şimdi testimizi grupta başlatıyorum. Bittikten sonrasında da yine değerlendirmelerini beraber yapacağız. Zaten çok zor sorular değildi. Aynen. Evet. Mümkün olduğu kadar kolay sorular soruldu. Başarı oranının yüksek olacağını düşünüyoruz. İnşallah öyle olur. Lütfen %100 olsun. Dün hiç olmadı ama bakalım, inşallah olur. Süre var ya, 45 saniye. Evet, kolay
Evet, testimizin sonuna geldik. Birincimiz Hayriye Sambur oldu. 4 soruyu bilmiş. 36 saniye, 36.4 saniyede bilmiş. İkincimiz Mustafa Baburoğlu oldu. 4 tane soru 53 saniye, 4 soru 1 saniye. Önder Bey üçüncümüz 1 dakika 1 saniye, 4 soru. Dördüncümüz HMT Gezi, Hanif Göz yanlış hatırlamıyorsam 1 dakika 9 saniye. Ve NDA hesabı 1 dakika 10 saniye ile beşincimiz oldu. Tüm katılımcılarımızı tebrik ediyoruz. Tebrikler. Biraz düşük oldu. Beklediğimiz gibi olmadı hocam. Ama olsun. Arada güzelleri var. Yani yüksek cevaplananlar var. Hemen hızlıca bir bakalım isterseniz. Eklemek istediğiniz bir şey olursa da lütfen hocam ekleyin. Tabii ki. Tamam. Birinci soru, turunçgiller içinde yaprak, çiçek ve epidermis altında en çok esans maddesi bulunan tür hangisidirdi? Ve %82 oranıyla limon doğru bilindi. İkinci evet, sorumuz, limon üretiminin en çok yapıldığı il hangisidir diye sormuştuk. Ve %53 oranıyla Mersin doğru bilindi burada da. Birazcık Antalya'ya kafa karıştırdı. Evet, kafa karıştırdı. Üçüncü soru, dünyada en fazla limon ihracatı yapan ülke hangisidir? Ve %28'de Meksika oldu. Eğer ben sizi dinlemeseydim ben İtalya diyenlerden olurdum. %36 İspanya, çok büyük bir çoğunluk İspanya demiş. Dördüncü sorumuz, limon meyvelerinde miktarı en fazla olan vitamin hangisidir? De. Bu sorumuzun cevabı %94, çok büyük bir yani çoğunlukla. Artık C vitamini. C vitamini oldu hocam. Pandemi döneminde oldukça çok tüketti. Aynen öyle ve sonrasında da tüketeceğimiz özel bir ürünümüz diyebiliriz. Limon yetiştiriciliğinin en yoğun olduğu bölgemiz hangisidir diye sormuştuk. %90'la yine güzel bir çoğunlukla da Akdeniz evet, doğru bilindi. Evet. Marmara'ya hiç yok zaten, bu da sevindirici görmüş olduğumuz gibi. Yoğunluk Akdeniz demiş. Bence güzeldi. Tüm katılımcılarımızı tebrik ediyoruz. Ben tebrik ediyorum hepsine, beni dinledikleri için, limona verdikleri önem için çok çok teşekkür ediyorum. Hem size hem il müdürlüğümüze, yine şube müdürümüze, bütün bu ekibe, bizi üreticilerle, diğer öğrencilerle, bizi dinleyen herkese buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Biz de tekrardan hocam sonsuz teşekkür ederiz sizlere. Ben bir sorudan size yönlendirmek istiyorum hocam. Mustafa Baburoğlu Beyler sormuşlar. Sorusunu aktarmadan kapatmaya doğru geçmeyelim isterim. Hı-hı. Mustafa Baburoğlu Bey, aşırı sıcak altında ve kuru havalı ortamlarda kalan limon ağaçlarda kuruma olur mu hocam diye bir yazı paylaşmışlar. Tabii çok yüksek sıcaklığın hem de düşük sıcaklığın, yansıda da söylemiştim, çok aşırı yüksek ve düşük sıcaklıkların ağaçlarımıza zararı var. Genellikle dönem dönem sıcaklıklar olabiliyor, yüksek sıcaklıklar olabiliyor. Bunlarda yüksek sıcaklık sonucu meyvelerde dökülmeler, meyvelerde kurumalar, meyve veriminde azalmalar oluyor. Yani yeterli bir şekilde yağışların olmadığı zaman da sulamayı da sulama yapmazsak, ağaçlarda tabii ki kök gövdesinde yeterli su ve besin maddesi alamadığı için bir miktar kurumalar olabilir. Fakat kurumalar daha çok virüs hastalık ve zararlardan, virüs ve virüs benzeri hastalıklardan geriye doğru ölümler ve kurumalar yaşıyoruz. Yüksek sıcaklıklarda da yine sulamayla, farklı sulama sistemleriyle, eğer o bölgemiz sıcaksa yetiştiriciliğini ona göre planlıyoruz. Bu şekilde cevaplayabilirim. Çok teşekkür ederiz hocam. Celal Mert Aslan Beyler alkışlar gönderdiler sizlere. Ben de tekrardan tüm katılımcılarımız adına size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Evet, yavaş yavaş Samir arkadaşımıza doğru geçebiliriz. Yine bizim bu hafta çok değerli programlarımız var. Köy Kahvesi var. Haftalık programımızın da tabii ki başı olduğu için, hafta başı olduğu için tanıtılması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, Samir'e çok değerli bir arkadaşımız. Evet. Kendisinden önce tanıtmasını rica edelim. Ardından da birbirinden güzel programları hep beraber tanıyalım. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Samira Abbasova. Azerbaycan Gence şehrinden katılıyorum. Ziraat mühendisi. Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi mezunuyum. Okulumu bilincilikle bitirdim. Gülay Demir hocama çok teşekkür ederim değerli bilgilerinden dolayı.
Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum sizinle tanıştığımına. Ben de. Ben de çok memnun oldum. Teşekkür ederim hocam. İzninizle ben haftalık yayın akışımızı sizlere tanıtayım. Tamam. Bugün 14 Haziran Pazartesi Profesör İnan Öğren'in değerlendirme sınavı olacak. Akşam 20.30 ve Telegram üzerinden duyuruları yapılacak ve katılabilirsiniz. 15 Haziran uzmanlarla baş başa 35. program Mandarin Yetiştiriciliği saat 12.30'da YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Köy Kahvesi Meteorolojik'le YouTube'dan ve Facebook'tan canlı olarak saat 18.00'da izleyebilirsiniz. 16 Haziran Çarşamba günü uzmanlarla baş başa 36. program Kivi Yetiştiriciliği konusu saat 12.30'da YouTube üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Profesöründen öğrenelim değerlendirme sınavı saat 20.30'da hem WhatsApp'tan hem de Telegram üzerinden katılabilirsiniz. 17 Haziran Perşembe günü uzmanlarla baş başa 37. program marul yetiştiriciliği konusuyla saat 12.30'da YouTube üzerinden canlı olarak izleyebilir. Hocamıza sorularınızı iletebilirsiniz. Sizin oraların nesi meşhur programı Bursa konuşulacak ve YouTube'dan Facebook üzerinden canlı olarak saat 20.00'da yayınlanacak. 18 Haziran Cuma günü uzmanlarla baş başa 38. program Pitaya Yetiştiriciliği saat 14.00'da YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Eğlenerek Öğrenelim Kinoa Yetiştiriciliği saat 20.00'da Telegram üzerinden yayınlanacak. 19 Haziran Cumartesi Bir Kadın Bin Tohum Türkiye'nin ilk açan lavantaları konusu saat 12.00'da YouTube üzerinden yayınlanacak. Profesöründen Öğrenelim Su Ürünlerinin ve Tüketiminin Sağlığımıza Olan Pozitif Etkileri konusu YouTube ve Facebook üzerinden canlı olarak saat 21.00'da yayınlanacak. 20 Haziran Pazar günü Eğlenerek Öğrenelim Su Profesöründen öğrenelim su ürünleriyle ilgili şehir efsaneleri gerçekler YouTube ve Facebook üzerinden saat 21.00'da yayınlanıyor. Diğer eğitim programlarında olmak için Ankara İl Tarım Orman Müdürlüğü'nü takip edin diyorum. Ve Köy Kahvesi programı 15 Haziran Salı günü saat 18.00'da moderatör İbrahim Yavuz, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi ve konuk olarak Murat Güler Şube Müdürlüğü Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü size meteoroloji hakkında bilgiler verecek. Bir Kadın Bin Tohum programında Melis Kayhan tatsız kavunları değerlendirme konusunda size birçok tarifler sunmuştur. Video YouTube üzerine yayınlanmıştır. İzleyebilirsiniz diyorum. Ve dikkatiniz için çok teşekkür yoğun, ediyorum. Çok yoğun bir program. Teşekkür ederiz hocam. Yine birbirinden değerli programlar bizleri ve katılımcılarımızı bekliyor olacak. Herkesi tüm programlarımıza bekliyoruz biz de. Tekrardan Samire'ye çok teşekkür ederiz her şey için. Teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde hocamıza bir kez daha sonsuz teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Kapanışa doğru ilerlemeden önce hocam yine sizden son sözlerinizi alalım. Neler söylemek istersiniz? Böyle bir sunum pandemi döneminde özellikle hiç yapmamıştım. Bu ilk sunumum, bu benim için bir deneyim oldu. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım yararlı olmuşuzdur. Bundan sonra da tabii diğer arkadaşlarımız da zaten BATEM olarak işbirliği içerisindeyiz. Yeni konularla bir arada olacağız. Ben sizin gibi güzel sunucularımıza, yine il müdürümüze, şube müdürümüze, bizi dinleyen bütün seyircilerimize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Her şey güzel olsun. Çok teşekkür ederim hocam. İnşallah hepiniz için her şey daima çok güzel olur. Evet. İlk dediniz inşallah devamımıza gelecektir diye düşünüyorum.
Biz de sizlerle çalışmayı tekrar çok isteriz. Hem nezaketiniz hem anlattıklarınız, bilgi deryanız gerçekten mükemmel. O yüzden inşallah daim olacak. Tekrardan sonsuz teşekkürler sizlere. Ben yarınki programımızın da afişini hemen tüm katılımcılarımıza paylaşalım istiyorum hocam. Yarın yine güzel bir dersimiz daha gerçekleşecek. Batem'den Doktor Ertuğrul Turgutoğlu hocamızla mandalina yetiştiriciliği diyeceğiz. Saatimiz aynı, 12.30'da başlayacak. Tüm katılımcılarımızı bu değerli programımıza da dersimize de bekliyor olacağız. Evet. Ertuğrul Bey de o da arkadaşım, Çağla Hanım. Öyle mi? O da çok güzel bir sunum yapacaktır kesinlikle. İnşallah. O zaman yarın biz sizi yine bekliyoruz diyeyim, öyle söyleyeyim. Yani buradan sevgilerle diyorum son çok olarak. Çok teşekkür ederiz hocam her şey için. Şimdiden aynı şekilde Ertuğrul hocamıza da kolaylıklar dilemiş başarılar olalım. Diliyoruz. Başarılar demiş olalım. Tekrardan çok, hafta başı olduğu için çok güzel bir hafta herkese diliyoruz. İnşallah her şey gönlümüzden geçtiği gibi hayırlısıyla tabii ki gerçek olur. Kendinize çok çok güzel bakın. Çok teşekkür ederiz hocam. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Samira sana, ekip arkadaşlarımıza, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürümüze en başta olmak üzere, Gökhan Karaca Değerli Müdürümüze ve tabii ki Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irma ve Batem'e yetkililerimize tekrar çok teşekkür ediyoruz. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.